Sırrı Bey, iyi akşamlar. Sırrı Süreyya ben canım. Aa, Sırrı Süreyya, özür dilerim. Sırrı Sakık olarak aldım. Hoş geldiniz yayınımıza. Ne diyorsunuz 12 bağımsızın veto kararına? Vallahi önce bir şey söylemek istiyorum. Yani fırıncıya söyleyin, ekmek de vermesin. Yani bu nedir kardeşim? Sen yıllarca baraj dedin, tutuklama dedin, toplu tutuklama dedin. Her fırsatta milyonlarca insanın oyunu, iradesini meclise yansıtmamak için elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Ondan sonra da dağdan insin, ovada siyaset yapsın diyorsun. Bu yalanı bu millet yutarsa ben de yutayım, sen de yut. Ya ne diyeyim ben buna? Ne denir ki başka? Aynen öyle diyorum. Söyleyin bakkala ekmek de vermesin bu millete. Ya. Peki biraz böyle önce şey Ahmet Türk, yani bunun seçime girmemizi engelleyen bir karar olarak yorumladı. Siz de öyle görüyor musunuz? Yani bu meclis kapısını kapatan bir yol mu? Bu kişisel fikrim. Bu ittifak adına, blok adına konuşamam. Ama kişisel fikrim şu. Bu irade kesintili olarak meclise yansıyacaksa hiç gitmeyiz. Siyaset yapmanın meşru zemini bir tek meclis değildir. Alsınlar meclislerini, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bakalım nasıl siyaset yapacaklarmış. Hangi meşruiyetle siyaset yapacaklarmış. Alsınlar. Yani bu benim kişisel. Ama ittifak oturur, düşünür, karar verir. Ne derse biz de ona uyarız. Sizce bu durum nasıl etkiler bölgede siyasi dengeleri? Yani bu savaş ortamını doğurmaz mı böyle bir süreç? Yani o kelimeyi telaffuz bile etmek istemiyorum. Allah bu millete savaşı göstermesin yani. Ama yani silahlı çatışmalar bir şekilde meclis yoluyla çözülecek umudu vardı. BDP eğer meclis yolundan bu yöntemle dışarı itilirse bu silahlı bir şeyin tekrar yolunu açar mı endişesi var tabii herkeste. Şimdi işte ondan sonra oturup biz nerede yanlış yaptık diye düşüneceklerse bugünü unutmasınlar. Yani biz nerede yanlış yaptık da iş bu duruma geldi diyecekler için bugünün tarihini bir kenara yazın. Ama bu savaş olmaz. Niye savaş olsun? Artık gidin Diyarbakır'ın, Urfa'nın, Mardin'in, Batman'ın, Adıyaman'ın, Hakkari'nin meydanlarında bu millet taşa, sopaya, kaza, bombaya karşı elini kaldırmadan oturuyor orada. Ne diyeceksin bunların hepsini imha mı edecek? Böyle bir şey olur mu ya? Sırrı Süreyya, peki biz kararı hala çözmeye çalışıyoruz. Sizin adli sicilde kaydınız yok mu? Var. Dolayısıyla... Fakat bu askeri, benimki askeri mahkemeden ve üzerinden 30 yıl geçtiği için memnuatların iadesi yapılmış durumda ama Ertuğrul Kürçü de benden aynı durumda. Doğrusu ben de merak ediyorum hangi ölçüyle kimi ayırmışlar, niye ayırmışlar, ben de merak ediyorum. Yani burada sicili eski olanlar, yeni olanlar mı var? Yani eskiler bir şekilde sizin gibi daha eski sicili olanlar adaylık hakkı kazandı. Yeni olanlar mı veto edildi? Öyle mi anlamadınız? Şimdi Kürtçü'de veto edilenler arasında var mı? Ben de yoldayım bu arada. Yeni öğreniyorum ya. Şu ana kadar bize o isim gelmedi. Hayır, Ertuğrul Kürtçü'nün adı gelmedi. Habertürk'te Ertuğrul Kürtçü de geçiyormuş. Geçiyor mu? Biz evet, öbür isimlere de bakmamız lazım ama şu anda tabii bizdeki listede yok Ertuğrul Kürtçü'nün adı. Ama dediğiniz gibi ise eğer sizin durumunuzdaysa eski sicil olduğu için adaylığını veto edilmemiş olması gerektiğini anlıyorum. Doğru mudur bilmiyorum. Valla bunlar tabii ki biçimsel tarafı için. Bu bir siyasi operasyondur. Yani buna siyasi operasyon demeyecek bir tane aklı selim varsa az gelsin benim yüzüme söylesin. Çocuk bile inanmaz. Peki nedir bu siyasi operasyonun amacı? Yani bu bir hükümet operasyonuysa ne amaçlanıyor sizce? Yani bu sorunun cevabı bir dahaki seçimde beni de yasaklar, onun için buna cevap vermemeyi tercih ediyorum. Peki Sırrı Süreyya Önder, çok teşekkür ederiz. Dileyelim o söyleyemediğiniz ihtimal gerçek olmasın. Gerçekten